Şimdi dede, senin baban Osman dede. Değil mi? Onun babası Hacı Ömer. Onun babası Hacı Hüseyin. Hacı Hüseyin'in babası Hacı Ali. Heh. Tamam. Yanlış yaptı ya. Yanlış yaptık ha. Tamam sen söyle. Baştan benim babam Osman. Hacı Osman. Onun babası Hacı Arif. Hacı Arif. Onun babası Hacı Ömer. Onun babası Hacı Hüseyin. Onun babası Hacı Mehmet. Onun babası Hacı Şeyhan. Akılda tutması zor. Padişahların sırası gibi. Anlasın, kaçıncı padişah? Hacı şeyin, Hacı Hüseyin babasının mezarı nerede peki biliyor musun onu? Vatkanede. Hacı Hüseyin o. Hacı Hüseyin. Hacı Hüseyin. Onun babasının diyorum. Onları biliyorum. Onları bilmiyorsun. Hacı Hüseyin'in? Şeyde işte Basmane'de. Basmane nerede? O buradan gittiğin zaman trenle indiğin zaman trenle gidiyoruz. Hı hı. İndiğin peronundan çıkıyorsun. Sol tarafta böyle bir cami. Hı. O caminin avlusunda. Onun avlusunda. Cenaze töreni 3 yerde yapılmış değil mi onu? Evet. Bayağı kalabalık olduğu için herhalde değil mi? Her yerde yapmış. Her şeyden böyle nüfuslu insanları, şu insanları böyle cenazelerde falan valilik toplamış. Yapılmış. İşte bizim Hüseyin dede de orada yani eşrafın ileri gelenlerinden olduğu için onda herhalde bilmiyorum ama onu yani toplamışlar mezarına öyle şey yaptı. Daha önce burada mesela Şehitler'de öldüğü zaman cenazeyi giyen basmaneye götürmüşler burada. Giderken işte üç yerde mola vermişler. Ondan sonra gitmiş. Oraya. Üç yerde de namaz kılmış. Vay be. Yörükmüş değil mi? Vallahi ben eskiden beri diyorum, füsun falan şey yapıyorum. Annem böyle oturduğumuz zaman söylerdi. Ben nereden geliyor bana? Bana öyle geliyor dedim. Yani dedelerim Kürt'tü, Kürt'tü şimdi. Yürüktü. Füsun hatta kızıyordum. Bir de şey varmış, babaannenin, yani senin annenin annesi mi, anneannesi mi bir İtalyanla evliymiş. Herhalde ben o tarafını pek yoklamadım. Ha. Ha, sen daha iyi biliyorsun. Ha, öyle bir şey varmış, İtalyanla evliymiş. Evet. Vay be. O zamanında Naldoyken'den şeye kadar... Ulukent'e kadar falan hep bu şey Hüseyin de denilmiş. Değil mi? Evet. Vaktiyle kıymetini bilmemiş. Ona gelene de yani tanıdığını. Hı. Annem geldi. Annem sen devam et. Geldiği zaman öyle yerlerinde pek kıymeti yok. Ona şey yanındaki kıymetli kişilere ona vermiş. Allah'a
Nereden nereye kadar Hüseyin'de demiş? Naldöken'den Ulukent'e kadar mı? Naldöken'den Ulukent'e kadar. Bir de Hilmi amca şey diyormuş, bu yukarı taraflarda işte Cumhuriyet tarafları falan, oralar da hep dedeninmiş galiba. Evet. İşte orada da kala kala bir zeytinlik kalmış. O da yani bakımsız. Orada kaç ağaç var dedi? Bakımsız değil. O da biz bir tarihte babamla varken saydık. 300 ağacı yakın şey vardı, zeytin vardı. Tabii o saydığımız 300 ağaç da şöyle oldu. Bir köyde, bir kökte böyle etrafı. Oradan bir, iki olmuş, üç olmuş. Kim yerde dört olmuş. Şu ağaç dört ağaç gibi. Böyle saymışlar. Her bir ağaç dört ağaç. Daha doğrusu öyle saydı. Babam çünkü iyi biliyor. Şey yaptığı zaman sayarken böyle her ağacın tepkini böyle yuvarlak vardı. Bu birinci ayak. İkinci ayak. Üçüncü ayak, dördüncü ayak, beşinci ayak neyse. O kadar gitmiyordu da. Daha ziyade ikiydi, üçlüydü, dörtlü de pek az vardı. Öyle. Orada beş parça da tabii değil mi? Beş parça mı? İki parça mı? Kaç parça? Zeytinlik? Zeytinlik iki parça. Esasında. Şey isimleri var mı orada bir yerel is? İşte yukarı bilmem ne gibi. Valla biz yağcı kendimize mi? Göre yağcı evi. Mesela şöyle. Uşit diye şeyde bir kısmı da Çakallık'ta da böyle isimlendirmiş ama bilmiyorum. Peki dede bu Libya'ya kaçan gelen kimdi? Benim dedem. Ha. Benim dedem işte orada zeytinden şey olunca bu öldürdüğü adam oradaki bizim zeytinlerden bir tanesini sahiplenmiş. Dedem de gidiyor oraya ona bakıyor ağacın tepesine düşüyor. Ona diyor in aşağı. Onunla atışmış daha var. Altan silahı. Oraya indiriyor aşağı. Öldürüyor. Sonra Libya'ya kaçıyor. Tabii o kan tutuyor. Böyle şeyin başında ölümün başında böyle donup kalıyor. Orada ne duruyorsun demiş orada kaç. Tabii o zaman hapse girecek. Kim diyor onu? Oradaki komşulardan birisi. He. Kaç, yani şey yaptığın zaman, durduğun zaman burada hapse girdim, zor çıkarsın o zaman. Tabii. Libya o tarafı da bizimmiş galiba. Yani Osmanlı. İşte o kaçıyor orada. Aradan seneler geçiyor, ondan sonra geliyor. Onun için onun evlenmesi geç oluyor yani. Geç olunca tabii ki çocukları da geç oluyor. O mesela dedem ölüyor. 8 yaşında ölmüş. Dedem ölüyor. Yani o zaman. Zaten üç tane daha var. Birisi Ömer. O ikisi bir
birisi Sami, birisi Hilmi. Peki Sami mi Kafkaslı ölen? Yemen demi ölen? Sami değil. Kafkaslı ölen? Kafkaslı ölen kim? Hilmi mi? Sami Yemen'de öldü. Yemen'de orada ölmüş. Biz onu tabi o zaman hep farklıyız. Orada da olmuş. Şöyle Kafkaslı muharebeydi. Şöyle de Yemen'de de öyle. Gene orada şey ufak tefek bir uğurdu giderim artık neyse. Orada mağara öden değil mi? Şehir mi? Sami. Sami. Başka var mı böyle savaşta ölen sizde? Yok. Bir Kafkas, bir Yemen. Çanakkale'de? İşte Çanakkale'de. Ben Çanakkale olarak biliyordum o Kafkas'ta öleni. He. Öyle söylüyordum. Bir tane burada o bizim orada naaş yokuşları vardı. Naaş yokuşları yaşlı birisiydi. Böyle konuşma olduğu zaman şey diyordu. Senin deden diyordu. Şeyde Kafkas'ta kaldı. Vay be.